Şöyle ki ezber bozan bir tarzınız olduğu için belki de hem çok sevginin, şefkatin olduğu, yaş farkının olduğu ama çalışmanın, emeğin de olduğu. Çünkü hem sen çalışıyorsun, biraz önce irdeledin, dedin ki 17 yaşından beri çalışıyorum. Yağmur Bey'in de sanıyorum işte bir ithalat şirketi var, orada bir iş adamlığı var vesaire. Artık kendisi de o 11 yaşından beri çalışıyor. Karşısında o benden çalışıyor. De erken başlamış. Aynen. Hepsini konuşacağız. Şimdi seninle ilgili şöyle cümleleri var. Diyor ki kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın Pınar, güçlü bir kadın, bağımsız bir kadın. Bence bunlar çok hayranlık verici demiş. Senin anlattıklarınla da örtüşüyor. Ama tabii böyle insanlar ezber bozduğunuz için işte senin maddi durumun belki standart Türk kadınına göre daha güçlü bir zeminde olduğu için şunu merak etmişler. Soru gelsin. Atacanların evinde faturayı kim öder? Ben hayatımda hiçbir şey ödemedim. Çünkü bütün para kocada durur. Ben hiç girmem o konulara. Dolayısıyla bir yere para ödenmesi lazımsa da ona mesaj atarım. Rica etsem şu hesaba şunu yollayabilir misin? O da çünkü şirketlerimiz de beraber çalışıyor. O para mesela şimdi Jülide Ateş olunca belki kim olduğunu bilir de işte bilmem kim diye bir tane adres gönderdiğimde iş hesabı mı özel hesap mı diye sorar. Çünkü hani ben tekstil firmam var, belki kumaş aldım ısmarladım, bilmiyor ne olduğunu. Özel yazarım ya da yanına işte onun açıklamasını yazarım, o kadar. Ben banka hesaplarını hiç karışmam. Bütün faturaları Yağmur öder. Nokta. Nokta. Peki.